Ben Maksim Gaming kanalından herkese selamlar. Ben Enis Kirazoğlu. Bugün profesyonel e-spor oyuncusu, FIFA oyuncusu Berkurt'la beraberiz. Berk hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Ne haber? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Benden önce sorduğuna hazırsın. Normalde ilk ben sorarım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim. Beşiktaş'ın profesyonel FIFA oyuncususun sen aslında. Kaç senedir FIFA oynuyorsun Berk? 2 senedir FIFA oynuyorum. Beşiktaş'ta da 1,5 senedir varım. Ya daha önce FPS oyunları oynuyordun değil mi? Evet, evet doğru. Nasıl bir geçiş oldu? O FPS oyunu oynarken bir anda FIFA'ya geçiş yapmak nasıl bir histi? Şöyle oldu, bileklerimde biraz sıkıntı çıktı benim mouse klavye kullanırken. Teşekkür ederim. Ondan kaynaklı oyunlara ara vermiştim aslında. Sadece hobi olarak FIFA oynuyordum. Birkaç turnuvada başarı elde edince, koluma da çok sıkıntı yapmadığını, bileklerime sıkıntı yapmadığını fark edince FIFA'ya geçiş yaptım. Peki şey oldu mu mesela, FPS oyunlarından kazandığın bir tecrübeyi FIFA'ya aktarabildin mi? Öyle bir şey var mı yani? Yani FPS'de şu iyi gelişmişti, FIFA'da bu işe yaradı falan gibi. Sakinlik diyebilirim ya. Tabii offline tecrübesi, turnuvadaki o heyecanı yenme olayı çok oldu. Çünkü uzun süre FPS oynadım. Bir de çok insan önünde oynayınca belli bir süre sonra alışıyorsunuz. Doğru. Tepki olsun, karşıdan gelen taraftar tepkisi, izlenme. Hani o insanların varlığını hissetmek başta bir heyecan yapıyor insanda ne olursa olsun. Onu doğru atlattım diyebilirim FIFA'da FPS sayesinde. Ama ne kadar atladıysan atlat, benim gibi bir FIFA duayeniyle maç yapacağın için tabii. Tabii çok heyecanlıyım, evet. Estağfurullah. Büyük ihtimalle çok farklı bir skor olacaktır. Benim adıma gene Maksimum Gaming beni buraya çıkartıp profesyonel bacılardan fark yemem için beni buraya koyuyor, niye veriyor beni buraya. Estağfurullah. Ben de elimden geleni yapacağım. Beşiktaş vs. Beşiktaş mücadelesi yapacağız. İkimiz de kendi Beşiktaş takımlarımızı sahaya süreceğiz ve sonuca bakacağız ne olacağına dair. Tabii şöyle bir dezavantajı oluyor bu işlerin sizler için. Ben mesela böyle genelde hani Beşiktaş gibi işte diğer takımlar gibi takımlarla çok oynuyorum. Ama siz Ultimate Team odaklı olduğunuz için daha çok genelde çok böyle 90 üstü veya 85 üstü oyuncularla oynuyorsunuz değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet, bir de FIFA'yı biliyoruz az çok. Ultimate moduna oyuncular fazla güçlü. Skill gücü yükselmiş, ters ayağı yükselmiş oyuncularla oynuyoruz. Normalde çok farklı. Şu da var. Server hızları da farklı. Serverlar farklı. Oyun mekaniği de biraz farklı normal online'da. Doğru. Doğru. Ona katılıyorum. Ben o yüzden online'da mesela çok sağlıklı oynayamıyorum. Çünkü bana hep böyle bir gecikmeli geliyor. Bir lagli geliyor. Ama tabii ona alışınca daha rahat bir deneyim oluyordur. O zaman biz maça geçelim abi. Maçta kadrolarımızı kurarken de sohbet ederiz. Böyle bir bakarız. Tamam. Ederiz. Benim sana soracağım sorular olabilir o sırada. Şimdi tamam, formalarımız direkt siyah beyaz, mis gibi denk geldi bence. Takım yönetimine girdim. Benim takvim hazır. Hazır. Benimki de hazır sayılır ya. Şöyle bir bakacağım sadece abi. Lance Hutchinson. Var mı tavsiye ettiğin şu adam olsun dediğin kadronda biri kesin? Abi benim 4-2-3-1'de kanatlarımda diye bir Enkudu oynuyor. Ben ön libero'da iki tane ağır adam kullanmıyorum. Laiç'i koydum, bir de Atiba'yı koydum elneni fazla ağır olduğu için. Forvet arkası Boateng'i oynatıyorum. Forvet'te de Burak Yılmaz var. Güzel güzel, bunları duyalım öğrenelim ki. Bunlar benim işime yarar. Hemen taktiklerimi ben ona göre değiştiriyorum. Beklere de hızlı olanları koyabilirsin. Ben Douglas'ı koydum sağ beke hızlı diye. Gökhan Gönül'den daha hızlı diye. Güzel. Sol bekte Caner var yine. Gerçi dur ya, biraz da farklı olsun ya. Aynı da olmayıversin canım. Benimki de böyle oluversin. Farklı olsun. Ben mesela Diaby de çok hızlıymış be kardeşim. Diaby'nin hızı bayağı iyi. Diaby hızlı. Diaby'nin tek sıkıntısı ters ayağı yok. Biraz gerçekçi olmuş. Olsun ya. Olsun canım. Onun ters ayağına ihtiyacımız yok ya. Lens'le başlayalım. Diaby ikinci yarı kullanırız gerekirse. Bu şekilde ben de sahaya dizilebilirim. Ben yedeklere gençleri koydum. Rıdvan'la Kartal'ı. Gençlere de şans vereceğiz. Şans vereceğiz. Aynen. Maça geçmeden önce hemen Maximum Gaming Kart'ın gamerlara sunduğu avantajlardan bahsedeyim size sevgili arkadaşlar. Eğer hala Maximum Gaming Kart'a sahip değilseniz yapacağınız şey çok basit. App Store ya da Google Play Store'dan Maximum mobil uygulamasını indirerek uygulama içerisinden kolayca Maximum Gaming Kart'a başvuru yapabilirsiniz. Size özel kartınızı oluşturduktan sonra Maximum Mobil Dijital Kod Market içerisinde bulunan Steam cüzdan kodu ödemeleri, RP kod satın alımı ve diğer oyun için kod alışverişlerinizi Maximum Gaming Kart ile gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca yapacağınız alışverişlerdeki harcama tutarının %5'i kadar gaming puanında kazanıyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Maça başlayabiliriz. Ben artık hazırım. Geldim abi hazırı. Bol şans diliyorum. Ben de bol şans diliyorum. Ya ben şimdi şöyle bir şey var tabii. Ya siz çok biliyorsunuz abi ya. Çok biliyorsunuz. Ya bu kadar bilmek
Bak eskiden bundan bir 6 yıl önce falan e-spor kültürü bu kadar yaygın değilken herkes bana sorardı FIFA'da ne oluyor ne bitiyor falan filan diye. Şimdi ben herkese soruyorum artık. Yani o kadar gerisinde kaldım ki yani. Bunu nasıl yaptın ya? Bu nasıl oluyor falan. Ya iyi oynasam bile adam bir frikik taktiği biliyor mesela. Atıyor yani o frikik taktiğiyle. Tutunamıyorum yani bazı şeylere. Öğrenme işi benim için çok zorlaşmaya başladı. Ama gene de oynaması keyifli ya. Yıllardır, bir iki senedir aktif frikik taktiği var zaten. Topa dokunup arka bir adamı kaçırıp ona pas verip. O etkiliydi. Bu sene tabii frikik sistemi değişti. Her oyunda. Sene değiştiriyorlar genelde. Ya, vurunca biraz da girebiliyor ya. Ben başta yine aynı taktiği yapıyordum da. Sonradan biraz vurmayı denedim. Baktım giriyor tabii. Turnuva maçlarında yapmıyorum da. Normal online oynarken kaleye vuruyorum. Deliyorum. İyi olabiliyor. Ya benim taktiğim genelde zaten böyle 1999'dan beri aynı. Kanattan çizgiye inip çizgiden içeri çıkartma. Ya, 4-2-3-1 oyunda güçlü taktik ya ne olursa olsun. Tabii son güncellemeden sonra 4-3-3 de kullananlar çok fazla olmuş. Ama genelde ben... bu tarz oyunlarda böyle yanlış adam seçtim. Evet. Bu bir şeydi yani. Bu örnek hani bıraktım ki göstersin. Genç arkadaş kendini göstersin diye bıraktım yani. Hani önünü açalım. Şimdi 1-0 önde başla sen. Bu arada... Söyle abi. Bir tavsiye vereyim abi. Çift çarpı ya da çift üçgenle topu kaldırarak pas kullanabilirsin. O biraz etkili. Dene istiyorsan geriye doğru bir. Aynen o şekil. Geçişlerinde daha rahat olabiliyor toplar. Çift üçgende de mi kaldırıyor gene? Aynen aynen. Ay. Bu arada ben... kalemizde Karius var ama. Ben de bak başarılı bir atak girişimi yaptım ya. Güzel bir pas oyunu çevirdim aslında. Kendim bence de bunu şu ana kadar aferin. İyi. Ya biraz da kick-off diyelim benim gole. Kesin öyle. Aa niye kontrol ettim? Niye kafa atmadı? Laiç'e buradan bir ceza gelecek. Evet, yönetime. Valla Laiç haftaya kalmışsın bende. Onu söyleyeyim. Orada yani göğüs kontrolü hiçbir anlamı yok yani. Bak kaçıyor hangisi? Arkaya kaçıyor. Offside hocam. Öyle. Mesela oraya ha, mesela, atmamıştım evet, ama yap. Diye bir biraz... sıkıntılar çekiyor pas konusunda. Abi pas kanayan yaramız ya. Bak bak çok kalabalık. Bir anda şarj oldular. Öyle. Her evet. Gelen gol olacaksa 45 dakikada bence bu videoyu bitirebiliriz. Yani daha fazla devam etmenin bir anlamı yok. Yani çünkü kaymaktan ziyade abi bence alan savunmasına dikkat et. D2 ile adamı çağırıp arkadaki adamı çağırıp öndeki adamla pas açısını kapatırsan daha rahat tutarsın. Ya ben o şekilde yapmaya çalışıyorum. Tabii bunların hepsi bende de var bilgi olarak, teorik olarak. Pratik yok bende. Yani teorik olarak çok iyi savunabilirim seni. Ama teorik olarak savunabiliyorum. Pratikte savunamıyorum. Ben de belli bir süredir çok fazla turnuvalarda tabii iptal olunca serverlar biraz Xbox'ta kötü. Biz Türkiye'den bağlandığımız için yayınlarda farklı oyunlar oynuyordum. Benim için de bu arada gol değil, ilginç. Olabilirdi. Ha, olmuş gibi yapalım mı biz? Hani 2-1 olsun. Olur Sevinç. Yapalım onu. Onu yakalayabilecek miyiz? Yakaladık be onu. Ha Ruiz? O biraz ağır sanki Ruiz. Evet. Hızsal problemlerim. Şuraya verebilir misin? Şuraya verebilir misin? Bu güzel bir atak. İçeri oynayabilirdim aslında da bir şut çekesim geldi be. Önünde güzel sekti. Ya bu seneki oyunla ilgili üzücü olan hiçbir şekilde. Bu arada Enkudu bizi üzecek bu maç herhalde. Orta kafa gol bir şekilde gol olmuyor. Onu kimse kullanmıyor profesyonel oyunculardan. Yani o bir tek ben mesela orta açıyorum. Kimle oynasam yani kimse kullanmıyor Ultimate Team oynayan arasında. Kaçtı. Kaçtı aşağı. Evet ilginç aşağı. Bir şekilde olmuyor. Şöyle mesela attı. Ters ayağı gerçekten yok. Normalde FIFA'ya kızıyorum. Şu yüzden Süper Lig oyuncularını bence pek inceleyip yapmıyorlar gerçek olduğu gibi ama Diaby birebir aynısını yapmışlar. Takdir ediyorum buradan onları da. Abi at tacağım. Aynen. Kimdi abi top? Verdim hazır abi. Ben sana atacağım abi sen attın tacağı. Tamam, sen yollayacağım de. Ben sana aynen. Biraz uzağa gitti ama. Yok ben olayım. Şimdi bak sağdan güzel ve etkili bir atak geliştirmemiz lazım. Yalnız hareketin güzelliğine bak be. Çok kanattan oynayacakken R2 üçgen, çift üçgenle mesela kaçırabilirsin. Hızlı ya kanat oyuncağı. Aa, lens tercihi. Aha. İlk orta golü. Neden? Ben Enkudu'yla bu konuyu bizzat görüşeceğim.
Sen hiç dert etme. Senin en kutunu dışarı alarak böyle bir cezalandırma yapabilirim. Kaçtı. Abi kaçtı. Bunları ben söylemeyeyim ya. Bunlar kaçıyor abi. Bak penaltının kralını yapıyordum yalnız ha. Evet, orada ucu ucuna bir kurtardı. Bak çok üzerine gidiyoruz adamın. Ha, güzel. Burada bu sezonki sıkıntımızı biraz görmüş olduk Beşiktaş olarak. Normal futbol takımının kanatsal problemlerimiz. Nasıl pas? Genel olarak dediğim gibi bir pas problemi çekiyoruz şu an karşılıklı. Ne oldu be? Niye öyle bir... Caner dedi. Kontrolsüz bir sol ayak sinirlendi. Arıçman'ın kartını ben beğeniyorum. Beğendiğim tek aslında özelliği kartındaki 5 skill ve falsosunun yüksek olması. Trivela vuruşlarını falan iyi yapıyor. Güzel. Tabii onun şey kartını ultimate'de yapıp almıştım kadroya. FIFA'da Beşiktaş'ta FIFA içerisinde soruyorum bunu. Beşiktaş'ta oynamayı en sevdiğin futbolcu kim? Şimdi ultimate için mi acaba normal hiç fark İkisi etmez herhangi bir modda mı? İkisi ya benim favorim sevdiğimde bir kardeşim olduğu için Kartal. 85 modda Kartal'ı alıyorum genelde oyuna. Onun dışında bu sene Boateng güçlü olduğu için hoşuma gidiyor. Evet. Bir de biraz çabuk ısındı bize. Onun dışında özellik olarak bakarsak Vida'nın hızlı olması. Yani atıyorum Premier Lig'de olsa Ultimate'de başlangıç kadrosunda kullanılabilir. Hızı çünkü gerçekten yüksek. Hız önemli stoper bir için. Savunmada. Tabii. Stoperin hızlı olması. Tabii ya FIFA orada bence biraz kaybediyor. Çünkü defans özelliği düşük olup hızı yüksek olan bir oyuncu her şeyi yapabiliyor genel olarak. Ya bu zaten benim bildiğim FIFA'da ezelden beri olan bir sorun. Hiçbir zaman hızlı oyuncuda, ya hızlı oyuncunun avantajı her zaman yüksek olur. Yani ne kadar fiziğe dayalı yapmaya çalışsınlar. Öyle. Hızlı oyuncu mu tercih edersin, güçlü oyuncu mu tercih edersin diye kime sorsam herkes hızlı oyuncu. Hızlı çünkü yakalayamadığı için gücünün de bir anlamı olmuyor. Mesela Kroos gerçekten ne kadar iyi bir topçu olsa da oyunda asla Modric kullanılmayan oyuncular. Gerçi Modric için işte anca Totti kartı çıkacak senenin oyuncusu kartı. Onu kullanabileceksin. Orada. Mesela FIFA 15 benim favori üçlüm vardı. Gervinho, Ibar, Bodumbia, Roma. O zamanlar tabii eğlencesine oynuyoruz. Ben Roma'dan başka takım almıyordum. Üçlüye, ileri üçlüye onları koyuyordum. Mahşerin üç atlısı. Hani bir oyuncu her şeyi yapmamalı ama yapıyorlardı. Yani gerçekten yapıyorlardı. Ahmet Musa mesela her FIFA'cının kanseridir biraz. Kötü anısı vardır elbet Ahmet Musa'yla. Bir de oyuncuyu öyle bir yapmışlar ki gülümsüyor. Sadece gülümsüyor maç içinde. Şöyle kameraya yapayım gidince. Öyle yaptım onu videoda. Bildiğin o kadar mutlu ki gülümserken. İnsanı tilt etmek için yetiyor zaten o gülümseyişi. Bu arada güzel geldi abi kanattan. Evet bir şeyler deniyor. Bir şeyler deniyor. Bence olacak bu arada. Oyunun metasını kırabiliriz bu maçta diye düşünüyorum. Ben de kanattan biraz orta deneyeceğim. Şey olarak hücum hattında Enkudu hoşuma gitti ya. Hızlı bir de kıvrak. Sadece hızlı değil, kıvrak, rahat dönüyor. Evet, ya mesela Diaby de hızlı ama Enkudu daha kıvrak. Ya boy da tabii önemli. Daha kısa boy olunca daha kıvrak, rahat dönüyorlar tabii. Hop, güzel müdahale. Hadi buradan bir kontra çıkardık mı? Hadi çık. Olabilir. Hadi. Atiba. Olamadı evet. Atiba tecrübesiyle hemen alanı kapattı orada. Umarım heykeli dikilir Beşiktaş'ın bir yerine gerçekten demek istiyorum. Çok sevdiğim. Profesyonel bir futbolcu gerçekten. Ya. Ben de çok evet, takdir ediyorum. Ya örnek alınması bir insan. Ben bir de soruyorum ara sıra arkadaşlarımıza takımdan falan. Atiba gerçekten öne çıkıyormuş karakteriyle. Belli oluyor. Sağdaki duruşundan bile anlıyorsun bazen. Ya benim hiçbir arkadaşıma sormadım ben. Ama bu gol olmamalıydı zaten bence. Evet. Öyle bir topa vuruşla. Daha ne yapayım? O topa vuruşla. Yok, öyle bir şut zaten girmemesi daha sağlıklı oldu. Enkudu gördüm koşunu da dönemedim be kusura bakma. Enkudu sende ayakta kalan son savaşçı gibi bir tek. Evet ya bir şöyle bir hücuma yerleşemedik ki. Ay olmadı. Güzel atak gelir buradan ama Atiba faal. Hocam verdi. Evet teşekkür ederim. Böyle 3 saniye dileğiyle oldu ama. Ben bir değişiklik yapabilir miyim? Tabii. Gençlere bir Kartal'a buradan fırsat vermek istiyorum. Boateng yorulmuş biraz.
ben mağlup olduğum için şu an gençleri hiç düşünemiyorum. tamam ben kim varsa onu düşüneceğim. Buradan FIFA'ya da seslenmek istiyorum. Kartal'ın fotoğrafı yok. Default bir gölge var onun yerinde. Lütfen seni düzeltilsin. Bir tek onda olmuş bir de. Ben hazırım bu arada. Seni bekliyorum. Ben değiştirdim. De hazırım. Ben de bir Douglas'la Diaby ile şeyi değiştirdim. Lens'i değiştirdim bir. Hı, güzel. Taze kan. Taze kan. Evet. O işimize yarayabilir çünkü. Şimdi uzaklardan layiç. Bir vuruş gelir mi şuradan? Bir deneyelim. Şöyle bir Kartal'ı şöyle çekeyim şuraya. Onu nasıl vuruyorsun lan ha? Doğru mu vurdum ne yaptım? Ben bunu hiç beceremiyorum. Of 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 of. Hani? Çok iyiydi bu arada bence. Yok yok kötüydü ya. Tekrarını benim açımdan seyretseydin görürdüm. Bayağı out'a gidiyordu. Adem Dayıç. Şöyle çekelim. Aman aman dikkat. Kaçıyor. Güzel. Evet. Güzel. Güzel vuruş evet. Güzel vuruş. Layıç'a antrenmanlarda şut çalışmasını tavsiye edelim buradan. İlginç bir şut çıkardı. Bir hızlı atak yapabilir miyiz ya? Hemen şöyle bir Boateng Bey oyunu şöyle bir açarsanız. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oo, çok güzel. Bu atak gol olabilir. Aa, burada sıkıntı çıktı. Şurada abi. Diaby'nin gerçekten ters ayağında bir sıkıntı var. Onu söyleyebilirim. Sol ayaklı mı ya? Sol ayaklı evet. Evet. Aa, ben içeri kat edip Flese vurduğum için Robben misali oynadığım için onu oraya koydum ya. Yoksa o orada ters ayakla oynayabilecek kapasitede değil oyunda. Şöyle. Karius. Bravo. Karius şaşırtıyor. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Tek de çok güzel. Çok güzel pas. Tek de. Aç oyunu. Güzel bindirme geldi. Güzel. Hadi hep beraber. İyi atak. Hadi hep beraber. Çok iyi. Hadi hep beraber. O orta kafa gol olacak oğlum. O orta kafa gol olacak. Bu maçta. Seneye için. Burada değişik şeyler yaşandı şu an Burak. Evet. Ben bir tempoyu arttırdığımı hissediyorum. Buradan bir evet. Gol istiyorum. Ah çok. Vida orada istedim. Güzel müdahale. Benim hatam. Benim hatam ya. O çok bariz bir açı verdim. Burada da çok bariz bir hata yaptım. Bakalım. Olur mu? Ay! Vida! Ruiz, özür diliyorum. Aslında iyi açtın kaleci. Bu arada evet, birkaç güncelleme önce kalecilere bir kuvvet geldi. Kaleden açılıp enteresan kurtarışlar yapabiliyorlar. Bir de grafik motorunun artık değişmesi lazım sanırım. Çünkü kaleci koşarken suratına kafasına çarparak ilginç toplar çıkartıyor. Ha. Ona bir evet düzenleme gerekiyor sanırsam. Senin savunmanın şeyi çok kalabalık. Yani cihaz aslında çok kalabalıklaşıyorsun hızlı bir şekilde. Bu herhalde kurduğun taktikle alakalı bir şey olsa gerek. Evet. Evet evet. Genişliği çok fazla tutmuyorum. Zaten kanatlı bir taktik olduğu için. Aslında kanat orta sahada olduğu için. Biraz dar tutuyorum. Bir de derinliği de ya şey değil tabii. Turnuvada herkes bir derinlik oynuyor. Hoş değil. Pek zevkli olmuyor. Şimdi öyle evet. Değil benim. Şu an 3 ya da 5 olması lazım. Ondan dolayı biraz da. Bir de bizimkiler kafa vuramıyor sanırsam. Öyle bir sıkıntısı da var takımın. Anladığım kadarıyla. Savunmada iyi vuruyorlar ha. Ben senin savunmadaki kafaları görüyorum. Gayet iyi. Hücumda bir kafa vuramama sıkıntısı var. Ya bizim şey eski United gibi. Arka taraf kafa konusunda Chevrolet. Ön tarafta bir şahinlik var biraz. Diaby beni kapat. Çok güldürüyor ya. Oyundaki karakter yapısı olsun. Favorim. Kollara bakarsan bak koşuya bak. Bak kollarına. Çok ilginç koşuyor. Geldim. Çok iyiydi ya. Aha. Bunun bir hakkı şut var. Vida. Vida oynadı ya. Gelsin. Oynamaya gelmiş biraz. Kartal. Bir koş bakalım genç adam. Koş bakalım Kartal. Fakat çok koşma. Kaç? Çok koşma. Kaçın. Yorulursun. Ha. Evet biraz staminası düşük herhalde. Şöyle bir daha görelim. Şöyle ince şöyle ay kötü döndü ama ilginç. Bunu beklemiyordum bu arada öylesine vurdum ama. Ben her şeyi beklediğim için bana hiçbir şey sürpriz olmuyor. Yani şu orta sahadan alıp çekip vursan aa demek ki böyleymiş derim yani. Bugün hiç orta sahadan gol yiyordum bu arada. Arkadaşım vurdu direğe çarptı. İlginç bir andı. Tebrik ediyorum yani. Abi bu arada. Meta'ya karşı iyi mücadele verdiğini düşünüyorum. Ben de takdir ediyorum. Aynen. Umarım denedim. Olacak ama. Denemek de bir şeydir. Ya.
bir gün bir o kafa golü ben atmış da olabilirim daha önce belki yani. Bir gün sana karşı olmasa bile bir yerlerde o kafa gol attığımı hatırlıyorum birilerine karşı ama çok da emin değilim yani. Çok teşekkür ediyorum bugün efendim. Maximum Gaming kanalında Berk'i ağırladık. Berk ben teşekkür ederim. Oyunuyla beraber eşlik etti. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de çok memnun oldum abi. Teşekkür senden ediyorum bu arada. Çok şey öğrendim. Bir sonraki profesyonel sporcuda büyük ihtimalle daha az fark yiyeceğim diye düşünüyorum. Böyle izleyeceğim videoyu. İzleyeceğim diye yeneceğini umut ediyorum diyeyim ben. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Ben de çok memnun oldum. Çok eğlenceliydi benim için de. Eyvallah, çok sağ olsun. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. İçeriklerimizin devamı gelecek. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.